Vajinismus, kadının vajinal penetrasyon yani penis vajina birlikteliği sırasında aç kaslarını yani pelvik taban kaslarını ani ve istemsiz bir şekilde kasmasıdır. Diğer bir deyişle penetrasyon sırasında hatta bunu denemeden önce vücudun korkuyu bedenle ifade etmesi olarak da ifade edilebilir. Tehlike anında ağrı duyulacağı korkusunun bilinç dışına aktarılması sırasında bu reaksiyon ortaya çıkar ve giriş yok mesajı verilir. Vajinismus bazen de doğum sırasında doktorların herhangi bir kusurundan ya da ameliyat sonrası fiziksel değişkenlerden dolayı da ortaya çıkabiliyor. Her iki şekilde de psikolojik ya da fiziksel bir panik hali olarak tarif ediliyor ve yaşanıyor. Vajinismus'un iki türü vardır. Kadının herhangi bir penetrasyon yaşayamaması olan birincil vajinismus, cinsel terapistlerin ana odak noktasıdır. Jinekolojik cerrahi sonrası kadının penetrasyon yeteneğini kaybetmesi, sonrası oluşan ikincil vajinismus, menopoz sonrasında radyasyon etkileri nedeniyle de oluşabilmektedir. Daha önce kadın tarafından güzel ve zevkli olarak nitelendirilen penetrasyon artık ağrılı, acılı ve imkansızdır. Bu da yine birincil vajinismus gibi kadının kendini umutsuz hissetmesine, vajinanın elastik özelliğini kaybetme inancının geliştirilmesine ve ıslanmanın azlığına neden olabilir. Kadın vajinismus ağrı belirtileri nedeniyle kendini kapanak sıkılmış gibi hissetmekte ve bu sıkışmışlık hissinin sonsuza kadar süreceğini düşündüğü için panik ve kaygı duygularını arttırmaktadır. Sadece kendisinde bir problem olduğu inancını geliştiren kadın bu durumu çaresizlikle yaşar. Vajinismus kadınının partneri de aynı kadın gibi kendini çaresiz, reddedilmiş ve yetersiz hissetmekte, bu nedenle de psikolojik bir acı çekmektedir. Yanlış cinsel bilgiler, kadının vücudunu yanlış ya da eksik tanıması genellikle vajinismus belirtilerinden en önemlisi olan krize yol açmaktadır. Vajinismus teşhisi oldukça basittir. Şimdi sayacağım 5 faktörün bir ya da daha fazlası vajinismusun derecesini belirler. Bunlar 1. Vajinaya parmak sokulamaması. 2. Vajinaya tampon yerleştirilememesi. 3. Vajinaya amplikatör sokulamaması. 4. Penetrasyon gerçekleştirilememesi. Yani penisin vajinaya girememesi. 5. Jinekolojik muayene olunamaması şeklinde sıralanabilir. Primer vajinismus olan kadınlar, kendi kendini tedavi edenler ve cinsel terapi alacak olanlar olarak iki kategoriye ayrılır. Kendi kendini tedavi edebilecek kadınlar için cinsel eğitim ve cinsel danışmanlık içeren vajinismus tedavi kitaplarındaki yönergeleri takip ederek kendi kendilerini tedavi etmeleri mümkündür. Bunun için vajinismus sorunu yaşayan çiftler, vajinismusun üstesinden gelmek, 10 adımda vajinismus tedavisi ve Mühürlü Beden adlı kitaplarımı alıp okuyabilirler. Böylece kendi kendilerini tedavi edebilirler. Cinsel terapi alacak olan kadınlar ise tedavi hakkında bilgi edinmek ve tedavi sürecini uzmanla yürütebilmek için cinsel terapistlere veya vajinismus tedavisinde uzmanlaşmış hekimlere başvurmalıdırlar.